Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Antalya'dan hepinize sevgi selamlar olsun. Lütfen abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Videomun başında bunu söyleyerek bugün ben sizlerle ne paylaşacağım? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yaprak güzellerini ben çelikten üretiyorum. Bu İki tane aynı renk olan çelikten ürettiğimin yaprak güzellerinin sahibi var arkadaşlar. Onları sattım. Onları sahibine göndermeden önce sizlerle paylaşmak istedim. Maşallah ikisi de çok güzel, çok sağlıklı. Arkadaşlar benim çiçeklerimde herhangi bir sıkıntı yok. İnanır mısınız? Geçen hafta pazarda bir yaprak güzeli görmüştüm. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Dolu dolu. Pazarda 15 liraya satılıyor bir fide. Ben bakım saksıya koydum iki tane fide. Dolu dolu olsun diye. Hatta yapraklarından da diktim. Bu da büyürsün. Bunu da çelikten ürettim. Gözüm gibi bakıyorum. Biraz büyüsün. Bundan da bir çelik alıp üretim yapacağım. İnşallah isteyen olursa bu şekilde bundan da gönderirim nasip olursa. Bakın bunları çelikten ürettim. İkisinin de sahibi var. Gittiği yerlerde güzelce büyüsünler inşallah. Yaprak güzelim de çok seviyorum. Biliyorsunuz bunun annesi var bende büyük saksıda. Daha önce paylaşmıştım. Geçmiş videolarımda var. Rengi de çok güzel. Bir de şey arkadaşlar. Çok dayanıklı bu. Bu renkte olan çok dayanıklı ve çok çabuk gelişiyor. Şu görmüş olduğunuz bakın yaprağı suda köklendirdim. Bunları yapraktan diktim yanına arkadaşa. Onlar da orada büyüsün inşallah diye. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi bunları ben çelikten nasıl üretiyorum? Önce çelik alıp suda köklendiriyorum. Taze çeliklerden alırsanız arkadaşlar, yani taze dediğim böyle biraz odunsulaşan çelikler zor kök atıyor. Geç atıyor. Atıyor ama geç atıyor. Bu da çok güzel. Fesleğen gibi görünüyor ama o da yaprak güzeli. Biraz böyle daha taze sürgün olmuş yeni dallar. Onlar çabuk kökleniyor ve çabuk tutuyor arkadaşlar. Şunun da güzelliğine bakar mısınız? Onun için arkadaşlar siz eğer çelikten bir yaprak güzeli çoğaltacaksanız buna dikkat edin derim ben. Yani taze daldan alın. Ben biraz sonra size göstereceğim kart dalı nasıl köklendiğini. Ben çünkü kart bir dalı köklendirdim. Taze olsaydı o daha çabuk köklenecekti. Bunları taze dallardan dikmiştim. Bakın yapraktan falan tutuyor arkadaşlar. Aynı yaprağı da suda köklendirip dikebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok bakın. İnşallah oradan filiz verecek o da. Ha bunu merak edebilirsiniz arkadaşlar. Bu ne diye? Bu lavanta arkadaşlar. Kızılay kapaklarına bu şekilde ben yani soda kapaklarına bu şekilde şey koyuyorum. Lavanta koyuyorum. Sinekler gelmesin diye. Birkaç sinek olabiliyor bazen. Çünkü şey veriyoruz. Meyve kabuklarını falan koyuyorum ya. Ara ara sineklenmeler olabiliyor. Şu arada havalarda güzel gidince birkaç sinek gördüm. O yüzden bunları koydum lavantaları. Onu bir yerde okumuştum lavantanın faydası oluyor diye. Bakalım inşallah göreceğiz, yaşayacağız. Ben de zaten daha çok sinek olmadığı için. Bakın arkadaşlar bunu ben suda köklendirdim. Bu kart bir daldı yani ana bir daldı. Böyle görüyorsunuz bir sürü sürgünü var. Bu filiz sürmüş, yetişmiş dallardan alsaydım daha çabuk filizlenecekti. Yaklaşık 2 haftadır falan o kadar filiz verdi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ekimine geçelim arkadaşlar. Ekimini yaparken yine de ara ara bir şeylerden bahsedeceğim size. Bakın burada kurumuş patates kabuğum var, muz kabuğum var. Bunları ben aslında küçük küçük doğruyorum, kurutuyorum da arkadaşlar. Bazen de bu şekilde koyuyorum, kuruyorlar. Burada yumurta kabuğum var, işte görmüş olduğunuz gibi. Bunu biraz böyle ovalayıp toprağıma koyuyorum. Toprağım arkadaşlar
Biraz torf var, biraz da bahçe toprağı var. İkisini karıştırıyorum. Biraz da dere kumu var. Bak görmüş olduğunuz gibi. Böyle dere kumunu da koyuyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar saksımızın içine. Bu ceviz kabuklarını alt kısmına yerliyorum. Ya toprak daha çabuk delikler falan kanmasın saksının drenaj delikleri. Fazla su atılsın diye koyuyorum aslında o ceviz kabuklarını. Taş koysanız arkadaşlar taş biraz ağır oluyor. Bu şekilde ceviz kabuğu, fındık kabuğu daha iyi oluyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kuru muz kabuğunu, patates kabuğunu da koydum. Patates kabuğu kuru olursa filiz vermiyor ama yaş koyarsanız filiz veriyor. Filiz verirse de ne yapıyorsanız onu koparıp atıyorsunuz. Ama kuru olsa daha iyi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde biraz bahçe toprağımdan koyuyorum. Bakın o koymuş olduğum kabukların üzerine bahçe toprağımdan koyup şimdi de bakın biraz da toz toprağımdan koyuyorum. Saksımı güzelce dolduracağım. İyice dolduralım arkadaşlar saksımızı. Şuraya bir sopa yardımıyla, çöp yardımıyla bir yuva açtım. Bakın bir tane saçağı var ama tutar bu. Çünkü bu kart bir dal. Şimdi etrafını arkadaşlar önce torfla şöyle saçağına zarar vermeden torfla sıkıştırıyorum. Biraz turp toprağı ilk şeyine koyduğum için yani diktiğim yere açtım yuvayı torf toprakla sıkıştırıyorum fidanı yani çeliğimizi. Evet arkadaşlar bakın. İnşallah bu da büyüyecek. Bilmiyorum artık bu da tutacak. Bunu da isteyen olsa birine gönderdim. Ben sağlıklı olmayan şeyi arkadaşlar iyi olmayan hiçbir çiçeğimi kimseye de vermem. Kimseye de satmam yani. Bundan emin olabilirsiniz. Benim amacım zaten çiçek satmak falan değil ama fazlasını ne yapayım? İsteyen oldu mu veriyorum. Çiçek seven insanları da zaten çok seviyorum. Onların da olsun istiyorum. Çünkü ben de öyle hissediyorum arkadaşlar. Şöyle can suyunu da verelim. Hem bu arada konuşalım. Böyle bir yerde çiçek gördüm mü çok güzel. Hemen ondan o benim de olsun istiyorum. Ben de yetiştireyim istiyorum. Bu şekilde görüp de beğenen arkadaşlar oluyor. Onlara da elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Yani söylerseniz önceden bana şu çiçekten üretebilir misin diye üretebilirim. Sonra vazgeçirseniz geçebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ürettiğim çiçeğimi de atacak değilim. Zaten onu da bir kenara koyarım. Lavantamı da koydum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bu şekilde dikimini yaptık. Can suyunu verdik. Bakın böyle çiğ kabukları ben güneşe koyuyorum. Onları orada kurutuyorum. Bakın arkadaşlar bunlar taze dallar. Bu taze dallar bir haftaya kadar havalarda güzel olduğu için bir haftaya 10 güne kadar koca koca saçaklar verir. Biraz önce diktiğimiz kart ana daldı. Onu ben kesmem gerektiği için atamadım. Onu da çoğalttım. Atamıyorum malum. Bakın bunları da köklendireceğim. Bunları da tekrar dikeceğim. Diğer begonyalardan da çoğalttım bu şekilde arkadaşlar. Begonyalar da üretebiliyorum. İşte topçu çiçeğini yani İzmir güzelini
ürettim bu şekilde suda köklendirerek. Ondan da 3-4 tane saksı var elimde. Eğer isteyen olursa onlardan da gönderebilirim. Bu şekilde diktik arkadaşlar. Artık bunu da böyle 1-2 gün arkadaşlar bu kendini koyuverir. Böyle yaprakları büzüşür şey eder. Sonra toparlar. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bakın görmüş olduğunuz gibi bizim büyük bir camımız var ve akşama kadar neredeyse güneş görüyor burası. Şimdi ben bunu güneşe koymayacağım. İlk diktiğiniz çiçekleri hiçbir zaman güneşe koymayın. Aydınlık yere koyacaksınız ama bu şekilde arkadaşlar. Bakın aydınlık bir cam ama orası gölge. Bu şekilde burada konumlandıracağım. Normalde bunları da çok cama yakın koymuyorum. Şimdi çekim yaptığım için cama yaklaştırdım. Bu şekilde arkadaşlar. Burada eğer güneş görürse buradan da alırım ben onu. Bir gölge tarafına alırım onu. Hatta salona da koyabilirim onu. Salonun daha güneş azalan bir yerine, aydınlık olup da güneşi az gören yerine. Bu şekilde üretiyorum. Söylediğim gibi 1-2 gün böyle kendini koyverir o. Sonra canlanır. Üzerindeki bazı yapraklar solar, onları koparmayın. Onlar kendisi düşsün. Yeni canlandık sıra, yapraklar güçlendik sıra, dallar güçlendik sıra solan yapraklar kendi düşsün. İlk diktiğiniz fidelerde arkadaşlar. Bu şekilde lavantalarımızı da koyuyoruz. Bakın. Lavanta da mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bu lavantalar da kendim toplamıştım Isparta'da. Isparta'da bayağı bir bunun lavanta bahçeleri var biliyorsunuz. İnsanlar oraya turla falan gezmeye geliyorlar. Oraya gittiğimde bir abladan izin almıştım. O da koparabilirsin demişti. Böyle bir demet yapmıştım. Onu demetiyle kuruttum. Kaç yıldır bu? 3-4 yıldır var arkadaşlar. Hala mis gibi kokuyor. O kadar güzel kokusu var ki. Sinekler de bu kokuyu sevmiyormuş arkadaşlar. Sinekler sevmiyor ama biz tabii ki lavanta kokusunu seviyoruz. Yani tabii bazı insanlar severdir. Evet arkadaşlar bu şekilde. İzlediğiniz için ben teşekkür edeyim sizlere. Ben bunu tekrar saksımın birine koyacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.